Selamünaleyküm arkadaşlar. Bir entel meselelere, dantel çözümler programında daha beraberiz. Efendim bugün konuşmak istediğimiz mevzu sokak hayvanları konusu. Özellikle köpekler biliyorsunuz bugünlerde çok köpek saldırısı oluyor. O saldırılardan kaçarken yaralanan, ölen insanlar oluyor. Bugün bir öğrenci galiba ya bugün ya dündü vefat etmiş, araba çarpmış köpeklerden kaçarken. Böyle olaylar sıklıkla yaşanmaya başladı. Tabii bunun sonradan çıkan bir yasayla, sokak hayvanlarını korumak üzere çıkmış bir yasa varmış. Ben çok bilmiyorum bu konuyu ama onunla ilgisini kuranlar oldu. O yasanın kaldırılması gerektiğini, o yasadan dolayı sokak hayvanlarının artık kontrol edilemediğini söyleyenler oldu. Elbette belediyelerde suçlayanlar var. Yani bu hayvanlara sahip çıkmıyorlar, barınaklarda tutmuyorlar diye falan. İşte bu minvalde Yıldız Tilbe de bir tweet attı bugün. Dedi ki, yani sokak hayvanlarını hayvanseverler barınaklarda korusunlar, baksınlar. Bu sokaklarda olmuyor bu işler gibisinden bir tweet attı. Ondan sonra da hayvanseverlerden bir linç yedi, haddini bildi Yıldız Tilbe falan filan diye. Peki yanlış bir şey mi söyledi, doğru bir şey mi söyledi? İşte bugün bir metin ekseninde, yine Risale-i Nur'dan bir mektup ekseninde bu mevzuya da bakmaya çalışacağız. Zaten bu programın hikmeti bu. Gündemdeki konulara Risale-i Nur'dan bakabilmek, onları bahane ederek Risale-i Nur'daki bir hakikati, aslında Kur'an'ın ve sünnetin bir hakikatini kavrayabilmek amacımız bu. Hakikaten de sokak hayvanları mevzusu bayağı tehlikeli boyutlara ulaştı. Ben bir keresinde Büyükçekmece'ye gittim mesela, orada sahil kenarında böyle şeye dönmüş, Kurtlar Vadisi'ne dönmüş. Bir grup Cerrahpaşalılar gibi 5-10 tane köpek bir tarafta. 5-10 tanesi Süleyman Çakır ve adamları gibi bir tarafta. İşte Seferoğulları, Tellioğulları falan. Hani birbirleriyle karşılaştıkları zaman da kavga çıkıyor. Aralarına girdiğiniz zaman hasbelkader size de bazen mevzu yapıyorlar. Yani böyle gider yapıyorlar tabiri caizse. Havlıyorlar. Hani ısırmasalar bile bir rahatsız ediyorlar. Yani metropolde hayvan konusu problem. Sokak hayvanları olsun veya işte pitbulllar falan filan olsun. Hani bunları bir kontrol altına almak lazım. Böyle içli dışlı olmuyor fazla. Görüyorsunuz bir sürü de mağduriyet var. O insanların hayatlarını geri vermek mümkün değil. Sevgide, şefkatte ifrat etmek doğru bir şey değil. Elimizdeki mektup da bununla ilgili. İşte Kastamonu Layıkası'nın 46. mektubu olması lazım söz basıma göre. Benim elimdeki Envar Neşriyat'ın Kastamonu Layıkası. Onda da 60. sayfaya denk geliyor. Şöyle bir başlığı var mektubu. Şefkat yüzünden esasat-ı İslamiye'nin haricindeki bid'at ve dalalet yollarına sapanları çeviren bir hakikattir. Bir daha okuyayım başlığını. Şefkat yüzünden esasat-ı İslamiye'nin haricindeki bid'at ve dalalet yollarına, yani sapmış yollar diyelim biz bunu özetle, sapıtmış yollar, sapanları çeviren bir hakikattir. Böyle bir mahiyeti varmış bu mektubun. Tamamını okumayacağız. Ama epey bir şey de öğrenmiş olacağız. Her şefkat haklı mı? Her şefkatin sonucu iyilik mi getiriyor? Onu anlatan bir mektup. Ya da şefkatin sınırı ne olmalı? Bunu bildiren bir mektup. Şefkat-i insaniye, merhamet-i Rabbaniye'nin bir cilvesi olduğundan, şefkat-i insaniye, merhamet-i Rabbaniye'nin, Allah'ın merhametinin, Rabbani merhametinin bir cilvesi olduğundan elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve rahmetellil alemin zatın aleyhissalatu vesselam. Rahmetellil alemin kim? Peygamber Efendimiz. Alemlere rahmet olan demek zaten. Rahmetellil alemin zatın aleyhissalatu vesselam mertebeyi şefkatinden taşmamak gerektir. İşte bir düstur. Bunu hayatımıza rehber etsek bundan sonra şefkatimizi yanlış yolda kullanmayız arkadaşlar. Neymiş bu düstur? İnsandaki şefkat öyle bağımsız, müstakil, istediği gibi kullanabileceği, sahip olabileceği bir şey değil. Ya emanet nereden? Allah'ın bir emaneti. Onun Rabbani merhametinin bir cilvesi, yansıması. Hani bütün insanlardaki rahmet toplansa, rahmet demeyelim ona, şefkat toplansa, Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin okyanusunda bir damla etmez. Onun cilvesi, onun yansıması, tecellisi. Böyle bakmak lazım. Yani ait olduğu bir yer var. Bir şeyi ait olduğu yerden bağımsız kullanamazsınız. Mesela işte
bir elektronik eşya alıyorsunuz. La teşbih ve la temsil. O elektronik eşyayı kullanım kılavuzundan hariç bir şekilde kullanabiliyor musunuz? Hayır, kullanamıyorsunuz. Onun kullanma yöntemi, doğru kullanma yöntemi yine firmanın belirlediği yöntem olur. Çünkü onu yapan siz değil, firma. Ya ben öyle izlemeyeceğim de şöyle yapacağım. Veya ben öyle kullanmayacağım da böyle kullanacağım. O makineyi bozarsınız. Çünkü o makinenin doğru kullanma çerçevesini üretici firma bilir. Siz de ondan kullanma kılavuzu sayesinde o çerçeveyi öğrenmiş olursunuz. İşte bizim de şefkatimiz Merhamet-i Rabbaniye'nin bir cilvesi. Fabrikası orada tabiri caizse. Olduğundan elbette rahmetin derecesinden aşmamak. Allah Allah. Allah'ın rahmetini aşabilir mi insanın şefkati? Soru işareti koyuyoruz, devam ediyoruz. Ve rahmetellil alemin zatın aleyhissalatu vesselam mertebe-i şefkatinden taşmamak gerektir. Ne onu geçeceğiz ne onu geçeceğiz. Ne Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam geçeceğiz ne de Cenab-ı Hakk'ın merhamet-i Rabbaniyesini geçeceğiz. Taşmamamız lazım. Nasıl? Eğer aşsa ve taşsa o şefkat elbette merhamet ve şefkat değildir. Belki dalalete yani sapıtmışlığa ve ilhada yine aynı manada alınabilir. Sirayet eden bir maraz-ı ruhi ve bir sekam-ı kalbidir. Yani kalp hastalığı ruh hastalığıymış. Cenab-ı Hakk'ın rahmetinden taşan, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şefkatinden taşan, onu aşan, haddini aşan daha doğrusu, şefkatler, merhametler neymiş? Belki dalalete ve ilhada sirayet eden bir maraz ruhi, ruh hastalığı ve bir sekam-ı kalbidir. Yine kalp hastalığı demekmiş. Maraz da ruh, sekam da hastalık demek benim bildiğim ama tabii aralarında nüans vardır, o nüansı ben bilmiyorum. Mesela kafir ve münafıkların cehennemde yanmalarını ve azap ve cihat gibi hadiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevhile sapmak, Kur'an'ın ve Edyan-ı Semaviye'nin bir kısmı azimini inkar ve tekzip olduğu gibi bir zulmü azim ve gayet derecede bir merhametsizliktir. Bakınız, nereye gidiyor mevzu? Kafir ve münafıkların cehennemde yanmalarını, yani içine sığıştıramıyor. Ya diyor, nasıl kıyıyor, Cenab-ı Hak diyor, nasıl kıyar o insancıklara, onlara kıyılır mı? Olmaz böyle bir şey. Kendi şefkatinden dolayı, yanlış şefkatinden dolayı, arızalı, hastalıklı şefkatinden dolayı Cenab-ı Hakk'ın yaptığını ya zulüm olarak görüyor haşa veya inkara gidiyor. Ya böyle bir şey olmaz ya, Allah yapamaz böyle bir şey. Ya ben bu kadar diyorum merhametliyim, kıyamıyorum. Allah benden daha merhametli, o hiç kıymaz gibi bir noktaya kayıyor. Bu dalalet aslında. Çünkü şeriatta her şey net. Neyin ne olacağı Kur'an'da, sünnette sabit. Sen bunların üstüne şefkatinle aşırı yorumlara gittiğin zaman şeriattan sapmış oluyorsun. Burası böyle muğlak bir alan değil ki. Hükümler belli. Devam edelim. Kafir ve münafıkların cehennemde yanmalarını ve azap ve cihat gibi hadiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak. İşte azabı, cehennem azabını, kabir azabını veya bir de cihat gibi hadiseleri. Ya İslam'da cihat diye bir şey var değil mi? Harp etmeniz gerekiyor. Yani şartlar gerektiriyor bunu. Ya dünyada savaş olmasın, tamam olmasın ama hani demişler istiyorsan sulhu salah hazır ol cihada ya da tam tersiydi. Hazır ol cihada isterisen sulhu salah tarzında bir şiir vardı. Şiirin bir mısrası bu aslında. Yani savaş olmasın, tamam biz de istemeyiz savaş olmasın ama hazırlıklı olmak lazım ve bir de şartlar gerektiriyor. Şimdi mesela Ukraynalılara sorsan hiçbiri savaş istemiyordur. Ama adam girdi toprağına, Putin. Şimdi savaşmasın mı yine de? Yani o yüzden cihada falan işte bir de geçmişe, geleneğe, Osmanlı'ya, Selçuklu'ya, Abbasilere, Emevilere, işte Osmanlı'nın arkasındaki o background'a diyelim, Osmanlı'yı da vesile ederek. Bunlar diyor hep savaşçılardı, hep harpçilerdi, kan döktüler, kan dökerek bilmem ne falan. Ya gerekiyor işte görüyorsun. Kim ondan hariçte kalabildi? Ama biz yine onu kanunun nizamı içinde yapıyoruz Müslümanlar olarak. Yani bir şeriat içinde yapıyoruz. Gidip sivilleri bombalamıyoruz. Onu yapanlar belli. Onlara bir şey demiyorsun. Ondan iki, çünkü hakim söylem. Onlar seni meşruiyetlerine inandırıyorlar. Ama gelip gidip kendi ceddine, kendi atalarına, İslam büyüklerine laflar ediyorsun. Niye cihad etmişler? Çok kan dökmüşler falan gibi gibi.
Allah bizi onlardan olmaktan korusun. Azap ve cihat gibi hadiseleri kendi şefkatine sığıştırmamak ve tevhile sapmak, yani Kur'an'daki, sünnetteki hükümleri başka yollu yorumlamaya başlamak, bir nevi batınilik. Kur'an'ın ve edyan-ı semaviyenin, Kur'an'ın ve semavi diğer dinlerin bir kısmı azimini inkar ve tekzip olduğu gibi bir zulmü azim ve gayet derecede bir merhametsizliktir. Yani onları inkar ettiğiniz zaman ne oluyormuş? Bir, Kur'an inkar ediliyormuş bir kısmı. Çünkü bir sürü ayet var bu konularla ilgili, bir dolu ayet var. Edyan semavi, yani diğer dinlerinde her ne kadar tahrif olmuş olsalar da asıllarında hükümler var. Tahrif olmuş hallerinde bile bazen bunlar var. İşte Yahudilerin Tevrat'ında geçiyor. Dişe diş, kana kan, intikam intikam mıydı, öyle bir şey geçiyordu yani. Kısasla ilgili bir şey, onlardan da çok nakledilir. Kurtlar Vadisi'nde falan da yine konu edilmişti. Bugün de Kurtlar Vadisi çok misafir oldu dersimize. Bir kısmı azimin inkar ve tekzip, yalanlamak olduğu gibi bir zulmü azim elbette. Cenab-ı Hakk'ın koyduğu bir kanunun aksine düşünmek ve yapmak bir zulüm. Çünkü Cenab-ı Hak hikmeti gereği, rahmeti gereği onu emrediyor. Sen onu kaldırdığın zaman zulüm oluyor. Nasıl oluyor? Onun da cevabı gelecek. Ve gayet derecede bir merhametsizliktir. Allah Allah. Yani cihadı kötü görmek, küçük görmek, cehennemi olmadığını düşünmek, azabın hak olmadığını düşünmek, bunlar merhametsizlikmiş. Allah Allah. Nasıl? Çünkü masum hayvanları parçalayan canavarlara, himayetkarane şefkat etmek, işte burası bizim bugünkü konumuzla da ilgili. Çünkü masum hayvanları parçalayan canavarlara şefkatkarane himayet etmek, pardon, ya ters okudum. Çünkü masum hayvanları parçalayan canavarlara himayetkarane şefkat etmek, koruyucu bir şefkat göstermek, o biçare hayvanlara şedid, şiddetli bir gadir ve vahşi bir vicdansızlıktır. İşte bugüne gelelim şimdi. Hala hayvan severler o sokak köpeklerinin veya işte pitbull severler pitbulllarının, dogo severler dogolarının falan derdindeler. Ya bu hayvanlar çok güzel hayvanlar, çok iyi hayvanlar. Bunlara kötülük ediyorsunuz, bunlara kötü bakmayın. Sokak hayvanlarını serbest bırakın, onlara dokunmayın falan ama... İyi de senin bu yaptığın ne oluyor? İşte sahada o kız çocuğu bacağı kopmuş mesela, hayatta kalacak mı kalmayacak mı? Hala herhalde bildiğim kadarıyla net değil. Veya işte bugün veya dün vefat eden yine bir kız öğrenci köpeklerden kaçarken araba çarpmış. Veya başka örnekleri, yaralananlar da var bir sürü, bir dolu. Şimdi sen o köpeklere şefkat ettin ama onların yaptığı canavarlığın mağduru olanlara da zulmetmiş oldun. İstikametli bir tavır değil bu. Çünkü onları korumuyorsun bu sefer. Onların hukukunu zayi ediyorsun bu sefer. Yani şefkat, ben istediğim kadar ileri gideyim. İstediğim hükmü açıklayayım. Bundan birileri mağdur olsun, benim haklılığıma zarar vermez dedirtebilecek bir şey değil. Şefkat eğer mağduriyetler yaşattırıyorsa şefkat de hatalıdır. Adam seri katil. 100 kişiyi öldürmüş. Sen diyorsun ki ya hapiste yatırmayalım, acıyorum ben bu adama falan. Çıkardığın zaman bu adam 101-102 devam ediyor. Seriye bağlıyor, 200'e gidecek belki. İyi mi oldu o senin yaptığın? Olmadı tabii. Yani ceza vermek de aslında bir şefkattir. Bakınız bunun altını çizelim. Cenab-ı Hakk'ın azabı da bir şefkattir, bir rahmet gereğidir. Neden? Çünkü o azabı vermekle, o cezayı vermekle mağdurlarının hakkını almış oluyor... Ve doğabilecek yeni mağduriyetleri engellemiş oluyor ceza. Bir hırsızın eli kesildiği zaman hiç kıyamıyoruz diyoruz ya, olur mu öyle şey falan filan. Haşa biz demiyoruz da işte şeriatın daha tam itminana ulaşmamış diyelim zayıf müminleri veya münkirler, toptan münkir olanlar bunu eleştiriyorlar. Halbuki eli kesik adamı gördüğü zaman herkes ne olur, dikkatli olur. Ama bugün hırsız yatıyor bir sene, iki sene, çıkıyor tekrar. Hadi bakalım, o adamın hırsız olduğu anında yazmıyor ki. Yine mağduriyetler, yine dolandırıcılıklar. Halbuki eli kesilmiş olsa o adam bir daha mağdur edemez kimseyi. Çünkü onun o eli kesik olduğunu gören diyecek ya, bu bir hükümden girmiş içeriye. Neyden? Hırsızlıktan girmiş. O zaman buna karşı biraz dikkatli olayım der mesela, değil mi? O adam da çekinir ya.
bütün ömür boyunca bu damgayı üzerimde taşıyacağım, ben bu suça girmeyeyim diye düşünür. Yani çoğaltabiliriz örnekleri. İslamiyet'in her hükmü haktır. Çünkü masum hayvanları parçalayan canavarlara himayetkarane şefkat etmek, o biçare hayvanlara şiddet bir kadir ve vahşi bir vicdansızlıktır. Ve binler Müslümanların hayatı ebediyelerini mahveden ve binler Müslümanların hayatı ebediyelerini, sonsuz hayatlarını mahveden ve yüzer ehli imanın suyu akıbetine, kötü akıbetine ve müthiş günahlara sevk eden adamlara şefkatkarane taraftar olmak ve merhametkarane cezadan kurtulmalarına dua etmek, elbette o mazlum ehli imana dehşetli bir merhametsizlik ve şenli bir kadirdir diyor Bediüzzaman Hazretleri. Bu mektup devam ediyor. Tamamı da çok güzel. Bir paragraf daha okuyayım hızlıca. Ondan sonra bitirelim. Orası da güzel çünkü. Risale-i Nur'da katiyetle ispat edilmiştir ki, küfür ve dalalet kainata büyük bir tahkir ve mevcudata bir zulmü azimdir ve rahmetin ref'ine ve afatın nuzulüne vesiledir. Hatta deniz dibinde balıklar canilerden şekva ederler ki, istirahatimizin selbine sebep oldular diye rivayeti sahiha vardır. O halde kafirin azap çekmesine acıyıp şefkat eden adam, şefkate layık hadsiz masumlara acımıyor ve şefkat etmeyip ve hadsiz merhametsizlik ediyor demektir diye bitiyor bu metin. Biz de diyebiliriz ki şimdi Yıldız Tilbe'nin tavrı doğrudur. Onun tavrına karşı çıkanlar hayvanlara merhamet sureti altında insanlara merhametsizlik ediyorlar. Hayvanlara merhamet sureti altında insanlara merhametsizlik ediyorlar. Çünkü mağdurlar ortada. Yine bu perspektiften mesela şeye de gidebiliriz. Feminizm mesela savunusuna. Öyle talepleri var ki onların gerçekleştirilmesi erkeklere zulüm. Yani biz bugün niye işte feministlere veya işte LGBT'cilere falan ön yargıyla bakıyoruz? Çünkü öyle talepleri var ki onların gerçekleştirilmesi hem şeriata aykırı, zaten şeriata aykırı, hem de hedef kitlesi olmayan onların, savunduğu kitle olmayan onların, diğer insanlara, onlardan olmayan insanlara zulüm hükmüne geçiyor istedikleri şeyler. Gördüğünüz gibi işte hayvanlarla ilgili bir yasa çıkarılmış ama o yasadan dolayı şu an bir sürü mağdur var, birçok mağdur var, birçok saldırı olayı yaşanıyor. Demek ki yasaları çıkarmakla, böyle bir şeyde ifrat etmekle, sevgisinde, muhabbetinde, şefkatinde, hukukunda ifrat etmekle adalet sağlanmış olmuyor. Adalet herkesin hakkını almasıyla oluyor. Eşyaya uygun hareket etmekle, en başta da şeriat-ı İslamiye'ye uygun hareket etmekle mümkün oluyor. Efendim, bugünlük de bu kadar. Bilmiyorum ne kadar meramımıza cevap olabildi ama ben yine alacağımı aldığımı düşünüyorum. İnşallah sizde de hayırlı tesirleri olur. Her hayatımızdaki her olaya buradan bakabiliriz şefkatle ilgili. Şefkatin bir sınırı olduğunu ve mesela şu yukarıdaki cümleyi tekrar aklımıza getirelim. Merhamet-i Rabbaniye'nin bir cilvesi olduğundan elbette rahmetin derecesinden aşmamak ve rahmetellil alemin zatın mertebayı şefkatinden taşmamak gerektiri hatırımızda tutsak zaten pek çok düğümümüzü hem içimizde hem dışımızda çözer diye düşünüyorum. Efendim, bugünlük entel meselelere, dantel çözümlerden bu kadar. Bir dahaki programda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.